Evet, iyi akşamlar. Ankara Çerkez Derneği'ndeyiz. Sanat dolu bir geceyi icra ediyoruz. Gerçekten katılım güzeldi. Yanımızda değerli başkanımız var. Köklü bir derneğimizin binasındayız. Gerçekten haftalarca hazırlanmış, çok emek verilmiş bir çalışmanın eserinde insanlarımız bu akşam üzerine düşenlerin yaptığı tıklım tıklım doldurdu. Başkanım, önce seni tanıyalım. Ankara Çerkez Derneği Başkanı Yusuf Hatuk, Hatay Rehanlıyım. Hatko sülalesindenim, Abzehim. Ben ilk önce geldiğiniz için teşekkür ederim size. Sevgili Sayın Guser Mahmut Koçer'in bize böyle bir taleple geldiği zaman biz çok mutlu olduk. Çünkü sanat hayatında kendisi de bahsetmişti. 30 yıl önce bu binada Ankara Çerkez Derneği'nde temellerin atılıyor olması ve bunu, bu sergiyi de bu binada yapıyor olması bizim için çok büyük bir mutluluk. Gerçekten çok güzel bir olay. Sağ olsun misafirlerimiz de ilgi gösterdiler. Kalabalık oldu. Sergimiz pazar gününe kadar açık kalacak. Gün içinde gelmek isteyen misafirlerimiz olursa da bekliyoruz kendilerini de. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim ben. Bu gecede bizi yalnız bırakmadınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi bu sanatsal geceler her zaman yapılan bir olay değil. Biz de bunlara NART Ajansı olarak çok önem veriyoruz. En azından gelecek nesillere aktarma adına bu güzel olayları kayıt altına alıp insanlarımıza bir geçmişte bellekte yer edilsin diye uğraşıyoruz. Başkanım, derneğimizin hakkında neler söylersin? Nasıl gidiyor çalışmalarımız? Derneğimiz hakkında çalışmalarımız bu aralar yoğun bir şekilde gidiyoruz. Yarın da Apazya'dan, buradan Apazya'ya göç eden, ana vatana göç eden Ali abimizin oğlu, kıymetli oğlu, Rusya Federasyonu'nda büyük bir sanatçı oldu. Onun da cumartesi günü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda bir gösterisi olacaktı. Yarın akşam davetlimiz olarak burada misafirlerimizle bir söyleşi yapacak. Biz sanata Ankara Çerkez Derneği olarak, sadece yönetim olarak değil de genel olarak sanata değer veriyoruz. Sanatla ilgili çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Daha önce de Ağustos ayında da ana vatandan gelen Çeçen Rüstem Bey'in sergisi vardı. Onu icra ettik. Kültür faaliyetlerimiz devam ediyor. Dil kurslarımız devam ediyor. Ekibimiz olsun. Her konuda bir faaliyetimiz var. Dil kurslarımız olsun keza. Bu sene biz biraz daha dil kurslarının konseptini değiştirdik. Biraz daha faydalı olur diye kurs sistemi getirdik. Çünkü biliyorsunuz derneklerde dil kursları sene başında 30 kişiyle başlayıp sonradan azalıyor. Biz bu sene dil kursunu biraz kurs sistemi olarak ilerletmeye çalıştık. Katılımcı sayıları biraz daha şöyle diyeyim, 10 kişi ise atıyorum 9'a 8'e düştü. Daha öncelerden 2'ye 3'e düşüyordu bunlar. Bu sistemi getirdik. Bu şekilde devam ediyoruz. Önümüzde bir müzik gecemiz olacak. Oraya da sizi davet edeceğiz. Sadece müzik gösterisi olacak, müzik dinletisi olacak, bir ekip gösterisi olmayacak. Şarkılarımızla, voletlerimizle, müziklerimizle sadece onların olduğu sanat dolu bir gece olacak. Daha sonra da ilerleyen aylarda Ramazan'dan sonra tiyatro gösterilerimiz, ekip gösterilerimiz olacak. Umarım bu seneyi de kazasız belasız atlatırız. Çünkü biliyorsunuz derneklerin genelde Haziran sonu gibi aktiviteleri bitiyor. Ondan sonra yaz sezonu başlıyor. Biz bu sene yaz sezonu da biraz doldurmayı düşünüyoruz. Umarım üyelerimizle, hemşerilerimizle bu yaptığımız organizasyonlara katılırlar. Bizi mutlu ederler. Bizim beklediğimiz başka bir şey yoktur zaten. Katılımlar bizim için çok önemli. Başarılar diliyorum başkanım. Çok ağır bir yük altındasınız. Gerçekten emek isteyen bir çalışma. Biz de yıllardan beri içindeyiz. Allah güç kuvvet versin. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi siz de bu yıllarca bu işin içindesiniz. Sizin de işiniz çok zor. Ben size de tekrar teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz, geldiniz. Ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.